Saygılar ve sevgiler, yine bir Hayatın Ritmi programıyla sizlerle birlikteyiz ve bu mutluluğu tekrar bugün yaşıyoruz efendim. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada çok değerli sanatçı dostlarım, konuklarım sizlerle birlikte olacaklar. Bizlere güzel eserleriyle icrada bulunacaklar ve tabii ki güzel sohbetimiz sizlerle birlikte olacak efendim. Programımızda her hafta Türk müziğinin farklı farklı formlarından konuklarımızı yer veriyoruz ve onlarla birlikte sohbet ediyoruz sanat üzerine, müzik üzerine efendim. Bugün de yine çok değerli, büyük üstad diyebileceğim çok değerli bir konuğum var ve onun değerli vokal arkadaşlarıyla birlikteler efendim. Ve Ahmet Saadi Çelik bizlerle. Hem bestekar diyeceğim,
hem aranjör hem de koro şefi efendim. Bizlerle birlikte hoş geldiniz. Teşekkür ve onunla ederim. Birlikte tabii bizlerle birlikte olan Ahmet kardeşimizin çalıştırdığı korolardan vokalist, solist ve korist arkadaşlar bizlerle. Kendileri Mehmet Hanifi Dalgın, Neşe Asya Safran ve Gül Alataş. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yavaş yavaş programımıza başlayalım ve sohbetimizde. Tabii bu arada ilk eserimiz efendim yine Muhayyer Kürdi makamında bunca güzel içinde birisi var ki dedik. Zekai Tunca'nın güzel eseriydi efendim. Güftesi İlkan sana aitti. Bu şekilde bir güzel başlangıçta programımız bugünlük başladı. Ahmetciğim hoş geldin öncelikle. Safa bulduk, sağ olun. Eyvallah. Tabii biz izleyen seyirciler öncelikle sizi tanımak ister. O yüzden biraz önce kendinden bize bahset. Yavaş yavaş da sohbetimiz açılsın. Tabii. Böyle ev ortamı gibi çok güzel olmuş stüdyoda. Evet. Böyle evde sohbet eder gibi güzel bir sanat sohbeti yapacağız kesinlikle inşallah. Kesinlikle öyle olsun istiyoruz zaten biz. Tabii. Ben evvela çok teşekkür ederim bizi layık görüp davet ettiğin için. Ne demek? Şeref verdiniz. O şeref bana ait, sağ olun. Türk Müziği Devlet Konservatuarı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Orada şimdi ismi müzik teorileri oldu. Temel bilimlerde biz okuduğumuz evet. zaman. O dönemde orada Türk Musikisi bölümünde okuduk, mezun olduk. Çok değerli hocalarla çalışma imkanım oldu. Bundan dolayı çok şanslıyım. Sen de biliyorsun konservatuvarın sonraki yıllarında o bizim yetiştiğimiz üstadların birçoğu ya Hakk'ın rahmetine kavuştular evet. ya emekli oldular. Evet. Onlara yetişmek çok büyük bir avantajdı kesinlikle benim için. Öyle. Çünkü onlar öyle adamlar ki sen de tanıştığın, feyiz aldığın üstadlar oldu biliyorsun. Evet. Hani kitap gibi adam derler ya. Böyle kitap gibi adamlardan birçok şey öğrendik. Mesela en çok bunların içerisinde kendisinden istifade ettiğim rahmetli hocam Selahattin İçli besteci. Eyvallah, Allah rahmet eylesin. Amin. Kendi enstrüman hocam, tambur hocam Sadun Aksüt. Allah uzun ömürler versin. Amin. Nevzat Atlı'dan 2 sene repertuar dersi meşketmek nasip oldu. Evet. Efendime söyleyeyim işte Çetin Bey, Çetin Körükçü çok değerli hocalarla çalıştık. Ve bu işte bu alanında çok üst düzey insanlarla çalıştığınız zaman onlardan dersin dışında birçok şey öğreniyorsunuz. Yani Selahattin Bey'in mesela ben Selahattin İşli'nin ders olmadığı zamanlar kapısını çalardık. O çok mütevazi bir adamdı. Tam bir İstanbul beyefendisiydi. Evet. Hocam dersi dinlemeye girebilir miyiz derdik mesela. Kompozisyon bölümü, bestecilik dersi veriyor. Hı hı. Tabii buyurun derdi. Girerdik. O kompozisyon bölümündeki öğrencilere dersi anlatırken biz de bu işin meraklıları olarak kenarda dinlerdik. Sürekli bir şey öğrenirdik. Yani öyle adamlardı ki kesinlikle. Bunlar. Hal hatır sorsanız cevap verirken aradan bir iki bir şey öğreniyorsunuz. Böyle dolu adamlar, derya gibi adamlar. Şanslı bir dönem aslında sizin döneminiz. Çok. Yani sizin jenerasyonda yetişen şu anki konservatuar bitirmiş senin yaşlarında olan yani aynı jenerasyonuz gerçi ama o arkadaşları gördüğüm zaman gerçekten altyapı ve donanım olarak çok iyi bir düzeye gelmiş. Gerçekten iyi hocalar şu an hepsi genelde evet. sen de öylesin. O yüzden çok iyi bir dönemde eğitim almışsın ve çok değerli hocalardan gerçekten. Çok. Ama şöyle bir şey var Rıfatcığım. Şimdi ben müzisyeni biraz ağaca benzetiyorum. Hı hı. Şimdi ne ilgisi var ağaç diyecekler belki. Şöyle, müzik bir defa tabii ki doğal bir yetenek. İyi bir müzik kulağı olması, kesinlikle. İyi bir ritim kulağı olması. Belli başlı doğal kabiliyetlerle doğmuş olmak lazım. Evet. Şimdi bazı kişiler ya kabiliyete gerek yok, sonradan da eğitilerek müzisyen olunabiliyor diyenler var. Ben bu görüşe katılmıyorum. Hı hı. Tanrı vergisi bazı doğal yeteneklerin olması lazım. Bunlar olmadığı takdirde bir insana piyanodan bir sesi bastığınız zaman o sesi size veremiyorsa İhtimali yapacak fazla bir şeyiniz yoktur. Yok. Onu çok fazla bir yere götüremezsiniz. Dolayısıyla bunu bir tohum gibi düşünün. Hı hı. Bu tohumu toprağa atıyoruz. Toprakta onu ne yapıyoruz? Sulamaya başlıyoruz. İşte gerekli besinlerini veriyoruz. Konservatuvar evet. eğitimini de bu süreç gibi görüyorum ben. Evet. Çünkü bizler konservatuvarda tam mevsim geçişi biraz öksürük var. Kusura bakmayın yok, oğlum. Yok. İzleyiciler de kusura bakmasınlar. Arada öksürük olursa. Bu dönemde hepimizde olan evet, bir şey o yüzden. Maalesef alerji mevsim geçişi birleşince evet. program günü böyle bir evet. şey oldu. Daha sonra ne oluyor? Konservatuvarda
Bizdeki o kabiliyeti, o tohum dedik ya, o tohumu toprağa atıyorlar ve onu sulamaya, beslemeye başlıyorlar. Bu şekilde yavaş yavaş filizlenmeye başlıyoruz. Göğe doğru yükselmeye başlıyoruz. Meyve verebilir miyiz? Hayır. Peki ne zaman meyve vermeye başlarız? Ağaç olduktan sonra. İşte ağaç haline gelebilmek için de iş konservatuvar eğitiminden sonra ya da alaylılar için söyleyelim, yine alaylı da olsalar illaki hocaları oluyor. Birilerinden feyz alıyorlar, meşk ediyorlar. O eğitim sürecinden sonra asıl en önemli süreç başlıyor. O ağaca dönüşme süreci. Nedir o? Kişinin kendi kendini yetiştirmesi ve geliştirmesi. Bu sadece konservatuvar ve müzik eğitimi için değil. Bütün üniversitelerde, üniversite okuyan gençlerimizin şunu bilerek davranmaları lazım. Üniversite sadece belli temel noktaları size öğretir işin teorisinde. Teorideki belli noktaları öğretir ve sorun çözmeyi öğretir. Üniversitenin öyle güzel bir tarafı vardır. Üniversite eğitimi sorun çözmeyi öğretir. Evet. Temel meseleleri öğretir. Ondan sonra sizi hayata yollar. Ondan sonrasında siz orada almış olduğunuz temelin üzerine kendi kişisel, bireysel gayretlerinizle ne koyabildiyseniz işte osunuz. Evet. Yani burada aslında yetenek belirleniyor. Yetenek seçiliyor. Seçildikten sonra eğitime tabi tutuluyor. Eğitim verildikten sonra tamam sen eğitimini aldın ama bundan sonra o kendindeki, özündeki yeteneği, esas kendini bulman gereken o özelliği bulman lazım. Yani sen Ahmet'i bulmuşsun, Ahmet'teki özellikleri ortaya çıkarmışsın. Ben Rıfat'taki özellikleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Hepimizin üzerinde, içinde özellikler var ama eğitim başlangıcı. Ama eğitim bittikten sonra o özellikleri çıkartacak olan mücadeleyi, sebatı göstermek gerekiyor. O önemli. Tabii. Kesinlikle. Güzel bir noktaya değindin. İnsanın, ben bu konuda bir de şunu da ilave edelim deminki sözlere. İnsanın senin dediğin gibi kendinde olanın farkında olması, onu bilmesi ve o alandan ilerlemeye gayret etmesi kesinlikle lazım. Şimdi sanattan tabii konuşacağız. Bahsediyorsun. Şimdi sanat. Oradan örnek verelim. Ne örnek verelim? Mesela konservatuvarda işte eğitim aldığımız süre içerisinde hepimiz belli alanlara yönlenmeye başladık, yoğunlaşmaya başladık. Kimisi enstrümanına yoğunlaştı, kimisi sesine yoğunlaştı. Tabii. İşte kimi kompozisyon okuyor mesela, besteciliğe, aranjörlüğe falan yoğunlaştı. Bu süre içerisinde insanın, bu bütün işlerde böyle tabii, şimdi ben sanattan örnek veriyorum ama insanın kendine karşı dürüst olup kendindeki o malzeme neyse o malzemeyi keşfedip ona göre bir tohum ekmesi lazım. Dedi ki ağaca dönüşecek meyve verecek. Evet, onun üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Şimdi senin elinde mesela tropikal bölgede yetişen bir ağacın tohumu varsa sen bunu gidip de Karadeniz'de ektiğin zaman meyve alamaz. Değil mi? En ufak örneği bu yani. Evet. Doğru toprağa doğru tohumu ekmek lazım. Doğru. Onun için ben konservatuvar okuyan genç arkadaşlara bunu naçizane bir abileri olarak, büyükleri olarak tavsiye edeyim. Mesela enstrümanist olmak isteyebilir ama enstrüman konusunda yeteneği sınırlıdır. Bir yere kadar gidebileceği bir yeteneği vardır. Dolayısıyla burada ısrar etmektense kendisinde sanatla ilgili muhakkak bir yetenek var ki konservatuvara girmiş. Hangi alanda daha başarılı olacağı konusunda kendisini dinleyip yoklayıp o alanda devam ederse daha başarılı olur. Yani şurada aslında şunu da söylemiş oluyorsun. Şimdi hepimiz kendi özbenliğimizi tanımamız gerekiyor. Tanıdığımız zaman nasıl, hangi konuda nerede başarılı olabileceğimizi buluyoruz. Ama şuradan da buraya geliyorum. Şimdi günümüzdeki gençler özellikle başarılı olabilecekleri yeri değil de daha çok kazanabilecekleri ve popüler olabilecekleri yerleri seçmeye çalışıyorlar. Bu da neyi çıkartıyor karşımıza? Aslında başarısız üretimleri çıkartıyor. Evet. Yani ürünler başarısız ortaya geliyor. İnsanlara da sunduğumuz neyse işte müziktir, resimdir, yani herhangi bir sanatsal dallardan bahsedebiliriz, problem değil. Ama ürünler istediğimiz kaliteye ulaşmıyor. Bu da doğru. Seçimlerdeki hatalarla alakalı. Doğru. İşte yani dedik ya, insanın kendini tanıyıp bilmesi. Evet. Ne alanda çalışma yapması gerekiyorsa, başarılı olabilecekse o alana kanalize olması gerekiyor. Kendi o konservatuvar eğitiminden sonra dedik ya yetiştirme süreci, hani o fidanın ağaca dönüşme ve meyve verecek hale gelme süreci. Evet. İşte o süreçte ona göre bir eğitime yoğunlaşması ve kendini vermesi gerekiyor ki az önce senin söylediğin gibi
bir verimlilik olabilsin ve ortaya güzel bir şey çıkabilsin. Evet. Ya bu hem eğitim hem de insanların bakış açılarını genişletebilme ve daha nasıl diyeyim, bakmakla görmek arasında fark var ya. Yani bakıyor, herkes bakıyor bir şeyler ama görmüyor kimse. Kendindeki o özellikleri görmekle alakalı bir durum. Tabii bu eğitim altyapısı ama ondan sonra insanların kişisel gelişimleriyle alakalı bir durum. Şimdi çok güzel bir eğitimle alakalı sohbetimiz oldu ama ben yine araya güzel bir eserle devam edelim tamam. istiyorum. Efendim yanımızda solist büyüklerimizden Mehmet Hanefi Dalgın beyefendi burada. Ve kendisinden güzel bir eser dinlemek istiyoruz efendim değerli seyirciler. Şimdi sıradaki eserimiz Hüseyini makamında sözler Mehmet Akif Ersoy'a ait ve beste Şerif İçli. Çok klasik ve gerçekten Türk musikisinin çok temel taşlarından diyebileceğim güzel bir eserdir. Ezelden Aşina Hanım diyeceğiz efendim ve Ahmet Bey'in iş eşliğiyle Mehmet Hanif Bey'den dinliyoruz. Yadidarım
can kalmasın ferda yadi da. Efendim, ağzınıza sağlık. Ahmet, senin de ellerine sağlık. Gerçekten yaylı tamburun tadı başka oluyor efendim. O yüzden insanlarımız, genç kuşak pek belki takip edemiyor müziğimizi ama yaylı tambur Türk musikisinin en önemli, nasıl diyeyim, damar sazlarından biri. Öyle değil midir? Can damarı gibi. Can damarı gibi? Evet. Şimdi yaylı tamburu hala akademi tanımadığı için, akademik bir enstrüman olarak literatürde olmadığı birkaç için. Birkaç enstrüman var değil mi? Yaylı tambur gibi böyle tanınmamış, rebap galiba tam olarak girmedi galiba akademik olarak. Doğrudur, rebabın da eğitimi yok konservatuvarda. Evet. Rebap çok eski bir enstrüman. Zaten evet. Biliyorsun Hazreti Pir'in de rebap çaldığına dair rivayetler vardır. Evet. Tam bir Orta Asya enstrüman yapısı var zaten. Yaylı tambur içinde... Madem bahis açıldı biraz buyur, anlatalım. Niye can damarı dedim? Sen damar dedin, ben can damarı dedim. Neden? Sen ona, daha doğru söyledin tabii. Estağfurullah, onu söyleyeyim. Sonradan mı icat edildi yoksa eskiden beri var mıydı? Tartışmalı bir enstrüman. Malumun sen biliyorsun, burada bahsedelim. Tamburi Cemil Bey'in bir gün evde tambur çalarken işte şu eşiğin üzerine böyle bir kibrit çöpü koyup orayı yükselterek, o kısımdaki telleri yükselterek, bir de bir yay kemençesinin yayını alarak böyle bir deneme yaparken rastgele ortaya bulup ortaya çıkarıp sonra geliştirdiği söylenir. Evet. Ama sonra çok eski dönemlerde bazı minyatürlerde yaylı tambura rastlandı. Dolayısıyla Cemil Bey mi icat etti yoksa daha öncesinde var mıydı? Bu bir tereddütlü bir konu olarak kaldı. Daha bir tarihsel açıklaması net olarak belirlenmedi. Yok, yani. Yok, yani o tarihsel veriler ya elde yok ya da işte bu iş için çok ciddi profesyonel araştırmalar yapmak lazım. Şu an iş o şekilde kaldı. Ama ben yapı olarak yaylı tambura çok benzeyen birçok Türk enstrümanı olduğu için eski bir enstrüman olacağını tahmin ediyorum. Çünkü ben önceki gravürlerde, minyatürlerde biliyorsun Türklerde işte kucağa konan ve yukarıya doğru sapı olan, yayla çalınan birçok enstrüman var. Rebap bunlardan bir tanesi. Halk müziği şeklinde de bunlardan var. Bugün Orta Asya'daki birçok Türk Cumhuriyetlerinde kullanılan yaylı tambura benzeyen birçok enstrüman var. Dolayısıyla yaylı tamburun da ben eski bir enstrüman olduğunu tahmin ediyorum. Ama tabii tahminle bilim olmayacağı için. Kesinlikle. Fakat bunun Türk musikisinde konservatuvarlarda eğitiminin verilmemesi ve akademik bir enstrüman olarak literatürde yer almaması bence yanlış bir şey. Neden eksiklik yanlış? Değildiriz, evet. Çünkü Türk musikisinde yaylı enstrüman çok fazla yok. Bir kemençemiz var bizim, klasik kemençe. Evet. Onun dışında yaylı enstrüman açığını kapatmak için batıdan keman ve violonseli, celloyu devşirmişiz. Evet. Türk musikisinde çalınabilecek bir halde onların eğitimini vermişler. Bugün tamam Türk musikisinde keman ve cello kullanılıyor ama Türk musikisi sazı değil onlar. Değil. Şimdi yaylı tambur da ses aralığı itibarıyla hanımların alto sesi dediğimiz hani daha kalın, daha pest ses hanım sesine uygun bir ses aralığı vardır. Dolayısıyla daha pest seslerde, daha alttaki seslerde dolaştığı için altyapı anlamında aslında orkestrayı çok güzel besleyen bir enstrüman. Çünkü bizim Türk musikisi enstrümanları hep tenor ya da sopranoya uygun ses aralığındaki enstrümanlar. İşte tambur olsun, kanun olsun, ney zaten tiz. Evet. Daha pest ses veren neyleri pek artık kullanmıyorlar, şahdı, davuttu. Evet. Efendim kemençe kemanla aynı ses aralığına sahip. Dolayısıyla bas sesleri, o bas açığını dolduracak enstrüman yok. Hele batı müziğinde, senfonide viyolalara işte seste alto dedik ya. Enstrümanda da onun karşılığı viyolalardır. Viyolaların ses aralığına tekabül edecek bir enstrümanımız hiç yok. Var işte. Bunu niye kullanmıyorlar bilmiyorum. Yaylı tamburun... Şimdi burada araya gireceğim. Bir kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Tamam.
Şimdi efendim yaylı tamburdan bahsediyoruz. Yaylı tamburda Ahmet dostum benim albümde de yaylı tamburla icra etmiştir. Çok evet. güzel eserler vardır. O yüzden yaylı tambur benim için de çok özel bir eser. Ondan bahsedeceğiz. Tabii biraz önce dinlediğiniz eserleri seslendiren Ahmet Bey'in korolarından, bu koro elemanları ve koro solistlerinden koro de bahsedeceğiz. Daha koro kısmına gelmediğimiz evet, için oraya çıkıyor. Ama sizden bir iki dakikalık bir izin istiyoruz efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim, Hayatın Ritmi programında reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte ve konuklarımla sohbetimizde, müziğimizde, icrada yine birlikteyiz efendim. Şu an sizlere dinlettirdiğimiz, icra ettiğimiz eser Hicaz makamındaydı. Sözler Aşkın Tuna'ya ve beste gerçekten Türk musikisinde son dönemde çok önemli bestelere imza atmış olan Hüseyin Hüsnü Üstün'e aitti. Biraz sonra zaten Ahmet Bey'in de Hüseyin Üstün eserlerinden oluşan çalışmış olduğu ve yönetmenliğini yapmış olduğu, aranjörlüğünü de yapmış olduğu bir albüm var. Onunla ilgili de sohbetimiz olacak ama onun öncesinde kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü
İlk bölümde eğitim, müzik üzerine konservatuar eğitimleriyle yetenekli arkadaşların, dostların nerelere gelebileceğini ve kendilerini bulduklarında neler yapabileceğini diye bir konu konuştuk. Ama konuda nerede kaldık? O hani bir örnek vermişin, tohumdan ağaca döneceğiz. Evet. Ama ağaç olduktan sonra ne yapacağız Ahmetciğim? Ondan biraz bahsedelim. En önemli kısmı fidandan ağaca geçiş kısmıdır evet. Tabii. Çünkü demin söyledim ya, konservatuvar eğitiminden sonra, hatta bütün bölümler için söylüyorum. İlimle ilgili, pozitif ilimlerle ilgili bütün bölümler için de söylüyorum. Gençler bu sözümü çok önemsesinler. Artık tecrübeli sayılırız. Eyvallah. Bir hayat tecrübesi olarak ve gözlem olarak bunu söylüyorum. Üniversite eğitimi bittikten sonra meslek hayatında aktif, faal olduğun döneme kadar, o kendini geliştirdiğin dönem çok önemli. Çok önemli. O dönem içerisinde kendini ne kadar geliştirdiysen, ne yaptıysan olsun. Evet. Kesinlikle. Öncesi çünkü temeldir, tohumdur. Kesinlikle. Orada sana başlıkları veriyorlar. Başlığın altını doldurmak sana kalmış. Evet. Bizler de bu süreci tabii konservatuvardan mezun olduktan sonra, Türkiye şartları tabii öyle bir şey ki, konservatuvar okuyan öğrenciler okuldan mezun olduğunda işleri hazır bir vaziyette olmuyor. Olmuyor ne yazık ki. Gönül isterdi ki tabii Avrupa'nın, Amerika'nın büyük üniversitelerindeki konservatuvarlarda olduğu gibi okuldan mezun olduğunun ertesi günü bir senfoni orkestrasında işe başlayabiliriz. Tabii orada da her mezun olanı alıp da orkestraya koymuyorlar ama. Bu kalitede, senin kalitende olan müzisyenlerin mutlaka mutlaka gerçekten bir devletin nasıl diyeyim bir kadrolaşma sistemiyle koruma aslında bir yandan da. Müziğimizi korumanın yanı sıra sanatçıyı koruma adı altında bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum bu konuda. Ya herkesin kendi alanında yapacağı şeyler bellidir. Şimdi bu söylediğin de mesela yapıldı ama ne oldu? O da suistimal edildi. Bu sefer, değil mi? Bu tabii, da var. Bu sefer işte sen de biliyorsun konservatuvardan mezun olan müzisyenlere bir ekmek kapısı açılsın. Bir yerlerde devletin kanatları altında sanatlarını icra etsinler diye. Bu sefer birçok koro açılmaya başlandı. Evet. Bunların içerisinde kabiliyeti yeterli düzeyde olan var, olmayan var. Koroları da icra eden sanatçılar evet. için söylüyorum. Hı hı. Çok değerli korolar ve ustalar bu korolarda icra eden ses sanatkarı olsun, saz sanatkarı olsun çok değerli insanlar var. Zaman zaman biz de konserlerini takip ediyoruz. Evet. Ama bazen yetersiz kişilerin de buraya alındığı oluyor ve bir dönem yani doldurulmuş diyelim bu şekilde. Bir dönem sırf insanları kadroya almış olmak için koro, sağda solda korolar açılmaya başladı. Bu hale de gelmemesi lazım. İşte burada evet. otokontrol, insanın kendisinde olanı bilip ben ne yapabilirim diye o şekilde kendini yönlendirmesi lazım. O zaman zaten kimse işsiz de kalmaz, aç da kalmaz. Yani burada senin dediğin aslında işin ehli insanları bulup önce o konuda, o sanat dalında mevki sahibi yapıp ondan sonra o kişilerin de işin ehli olan, gelecek olan nesilleri de yerleştirmeleri gerekiyor. Evet. Yani işi nasıl yapıldığını iyi bilmek gerekiyor burada. Bir kalitenin, bir yeteneğin keşfedilmesi, görülmesi çok önemli. O işte o mevki sahiplerinin önemli olması bu yüzden diyorum. Çünkü o kişiler görüyor yetenekleri ve kabiliyetleri. Ya, ben doğru, bu önemli diye düşünüyorum. Doğru, doğru ama şöyle bir şey var. Şimdi hani bir dönem Unkapanı'nda yetenek avcıları vardı ya, şimdi olay da o zaman ona döner. Biraz bu konuda ben ilahi takdire çok inanan, güvenen bir kimseyim. Evet. Mesela işte demin bahsettin, birazdan anlatacağız. Besteci Hüsnü Üstün üstadımla evet. bir albüm yaptık. Geçen hafta piyasaya çıktı. Bu albümün mesela oluşma, ortaya çıkma sürecini anlatacağım birazdan. Tam da bu konuda şu anda bahsettiğimiz şeylerin aslında bir açıklaması gibi olacak. Çünkü şunu söyleyeceğim, sen çok güzel bir şey söyledin. İşin ehli olmak. Zaten her işi ehil olana veriniz kesinlikle. Diye Cenab-ı Hakk'ın da bir eyvallah. Emridir değil mi? Eyvallah, emridir. İşi ehil olana vereceksin, aksi takdirde sonuçlarına katlanırsın. Dolayısıyla sen eğer bir işte ehil olmaya başladıysan, sevki kader diyoruz ya ona, kader bir yerlere sevk ediyor. Mutlaka. Karşına çok mutlaka. Enteresan şeyler, enteresan fırsatlar çıkmaya başlıyor ve senin o kendi eğitim sürecinde eğitip yetiştirip kendini bir yere getirdin ya, evet. onun sonucunda Tanrı sana yolu zaten çiziyor, gösteriyor. Sen yeter ki işinin ehli ol ve hiç ara vermeden sürekli çalış. Aynı zamanda
bununla birleştirmem gerekiyor. İyi niyetli ve samimi ol. Tabii. Bu da çok önemli. Tabii. Şimdi işi iyi yapmak yalnız yetmiyor bence. Çünkü işi tamamen karakter olarak da iyi yapmak çok önemli. Yani kendimizi kişisel olarak da, insan olarak da iyi bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Yani manevi tabii. donanımları sağlam temellere oturtmamız gerekiyor. Bu da çok önemli bence. Tabii, bak, gerçi bunu söylüyorum ama müzikle uğraşan, özellikle Türk müziği, klasik Türk müziğiyle uğraşan insanların büyük bir bölümünde mana olarak, manevi olarak gerçekten iyi bir boyutta olduklarını görüyorum ben. O musikinin edebi diyorum ben ona. Evet, kesinlikle. Şimdi demin demin söylediğinle ilgili bir şey aklıma geldi. Konservatuvarda benim Türk musikisi solfej nazariyatını öğrendiğim Nurten hocam vardı. Sağ olsa Allah uzun ömürler versin. Çok şeyler öğrendik kendisinden. Nurten Erpek. Hocam bir gün dedi ki sınıfa hitaben yani bu durumla alakalı çok güzel bir terbiye veriyor bakın. Çocuklar dedi isterseniz Allame-i Cihan olun dedi. Eğer belli bir edebe sahip değilseniz sanatınızı bu edep çerçevesi içerisinde yapmıyorsanız beş para etmezsiniz dedi. Evet. Bu kadar. Şimdi oradan diğer söylediğine gelelim. Musiki ehlinde zaten böyle sorun çok fazla olmuyor. Sen de dediğin gibi evet. bu çevrenin içerisinde olan birisi olarak. Neden? Çünkü musiki terbiyesi diyorum ben ona. Evet. Musiki edebi. Nasıl oluyor bu? Zaten makamların ruha tesiriyle alakalı çok yapılan çalışmalar var. Bir dönem evet. biz de bu işi araştırdık. Biraz hı hı. içerisinde bulunduk. Bir iki seminer, televizyon programı falan yaptık. Makamların ruha tesiri çok önemli bir mevzu. Çünkü bir eser dinliyorsunuz. Mesela hiç bu konuya vakıf birisi değilsiniz. Hiç Türk musikisi hayatınızda dinlemediniz. Belki ilk defa dinliyorsunuz diyelim. Ama dinlediğiniz eserin makamı sizin ruhunuzda belli tesirler meydana getiriyor. Hatta şimdi aklıma bir şey geldi. İstersen bununla ilgili musiki tarihinden bir anekdot da anlatayım. Buyurun dinleyin. Bu Sultan II. Mahmut dönemi biliyorsun Donizetti Paşalar falan saraya davet evet. ediliyor. Saray müzisyenlerine Batı müziği öğretiliyor ve Türkiye'de batılılaşma çabalarının başladığı yıllar. Hı hı. Donizetti ve ekibi tabii çok büyük iltifat görüyor Sultan Mahmut'tan. Bizim o dönemki sarayda bulunan musiki şinas üstadlarımız da bundan bir parça rahatsız oluyorlar. Hani bizim itibarımız biraz göz ardı edilmeye başladı gibisinden. Bir gün Kazasker Mustafa İzzet Efendi çok büyük bir besteci, büyük neyzen ve birinci sınıf bir hattattır. Yani işte kendini geliştirmek dedik ya, görüyor evet, musun? Evet, evet. Kazasker yani eyalet valisi o dönemde. Hattat, adam sanatçı. Birinci sınıf hattat. Bugün Ayasofya'daki o devasa hatları o çizmiştir, evet. yazmıştır. Çok üst düzey bir neyzen ve evet. çok iyi bir besteci. Padişahın huzurunda böyle bir o batı müziği üstadlarıyla bir münakaşa değil de bir şey ortamına giriyor. Tartışma rekabet gibi, evet. rekabet ortamı oluşuyor. Batı müziği üstadları diyorlar ki ya biz sizin müziğinizi hiç tanımıyoruz. Bir şeyler çalsanız yani dinlesek. Evet. Sultan Mahmut emrediyor. Kazasker Mustafa İzzet Efendi de ne ile üflemeye başlıyor. Hı hı. Solo bir şekilde taksim ediyor doğaçlama. Evet. Makamdan makama geçiyor. Her geçtiği makamdaki duygunun tesiriyle bazen orada bulunan işte o batı müziği üstadları bazen hüzünleniyorlar. Hatta bazen gözleri doluyor. Bazen evet, neşeleniyorlar evet. falan. Evet. Böyle duygudan duyguya giriyorlar. Sonra Kazasker Mustafa İzzet Efendi taksimini bitiriyor. Sultan Mahmut dönüyor onlara. Ne dersiniz? Nasıl buldunuz bizim musikimiz? Budur diyor yani özet olarak. Vallahi diyorlar. Çok iptidai, çok ilkel. Yani gelişime muhtaç bir musiki. Bunun üzerine tabii Kazasker'in şalter atıyor orada. Allah. Diyor ki hünkârım söz istiyor. Buyur diyor. Ben diyor kulunuz diyor bu müzisyen arkadaşları diyor. Az önce diyor birkaç dakika içerisinde ağlattım, güldürdüm, neşelendirdim, hüzünlendirdim. Kendilerini birkaç dakika içerisinde duygudan duyguya sürükledim. Musikinin, makamların tesiriyle tabii. Evet. Ve fakat şu an bu söyledikleri lafa bakılırsa bu adamlar diyor daha kendi ruhlarında olanın bitenin farkında değiller yani. Evet. Onun için diyor kendi ruhunda olan biten olayın farkında olmayan insana benim söyleyecek başka bir lafım yok deyince bu arkadaşlar tabii yaptıkları hatanın farkına verip varıp kendisinden özür diliyorlar. Evet. İşte musikinin makamların insan ruhuna tesiri bu derece önemli.
Şimdi musiki terbiyesinde de ne oluyor? Siz yıllarca hocanızla beraber eser meşk ettiğiniz zaman, işte diz dövmek deriz ya, usulü vururken dizlerimize usul vurarak diz dövüp eser icra ettiğiniz zaman, o makamlar yavaş yavaş ruhunuza sirayet etmeye ve sizi, ruhunuzu siz farkında olmadan terbiye etmeye başlıyor. Değil mi? Ruhun terbiyesi de ayrı bir şeydir. Evet. Hani çocuk sahipleri bilirler çocuk terbiye etmeyi. Hı hı. Bu da ruh terbiyesi işte. Doğru. Ruhu da o şekilde terbiye etmek lazım. Onun için ben bugün korolarımıza gelenlere de buradan ekran önünde izleyenlere de şöyle yine naçizane bir tavsiye demeyelim, haddimizi aşar tavsiye etmek de bir fikir verelim. Küçük çocuklarını Türk musikisinden ve tabii ki Batı müziğinden, aynı şekilde Batı müziği de insan ruhuna çok tesir eden ve ruhu terbiye eden bir müziktir. Evet. Bu iki müzikten uzak tutmasınlar. Ruha değil de nefse hitap eden böyle nahoş bazı müzikler var. Çocuklar maalesef medyada, sosyal medyada bunları dinlemek dediğin gibi o aslında kalıyor. Yaşantılarını da etkiliyor çocukların. Çok, daha agresif ve etkiliyor, şey daha hırçın çocuklar yetişiyor. Şimdi bunun diyorlar ki nedeniyle. Benim çocuğum hiperaktif. Bilimsel olarak bakılıyor. Herhangi bir hormon sorunu bir şey yok. Hiperaktif bilimsel evet. olarak olmaması lazım. Şimdi sen yaşam tarzı tabii çocuğa 2 yaşında, 3 yaşında hip hop, R&B tarzı şarkılar veya da hard rock ne bileyim bunları dinletirsen çocuk tabii ki hiperaktif olacak. İleriki yaşlarda istiyorsa dinlesin. Ben bu müzikleri küçümsemek için söylemiyorum. Evet, evet. Bu sanat alanlarını meslek olarak yapanlar hiçbirimiz herhangi bir müzik tarzını küçümseyecek ya da aşağılayacak yok. Durumda değiliz. Tabii öyle bir şey. Her müzik tarzında yapılan güzel eserler, hı-hı. güzel çalışmalar vardır. Evet. Ama özellikle çocuk terbiyesinde ruhu da terbiye etmek dedik ya az önce. Hı-hı. İşte bunu yapabilmek için o müsaade etsinler çocukları, evlatları o makamların terbiyesinden geçsin. Evet. Daha edepli, daha ve daha zeki çocuklar olarak yetişecekler. Doğrudur. Bunda da iddialıyım. Doğrudur. Daha zeki oluyorlar. Batı müziği işin daha üç boyutlu bir halidir. Birazdan bahsedeceğiz. Hı hı. Türk musikisi de makam müziği olarak onun da ayrı bir boyutu vardır. Bu eğitimle yetiştiği zaman çocuklar emin ol daha zeki oluyorlar ve okullarında çok daha verimli oluyorlar. Kesinlikle öyle. Şimdi o sohbet maşallah Ahmet harika gidiyorsun. Çok güzel bilgiler verdin bize tabii tamam. izleyicilerimize de. Çok önemli ve sen kişisel... çok güzel pas atıyorsun. Evet bu program biraz sanatın bize kişisel gelişim olarak da ilerlemiş olduk biz. Şimdi Türkiye'de ben... böyle programlara çok ihtiyaç var. İnşallah kesinlikle, seninki uzun soluklu olur. Biz burada tabii bir hizmet vermeye tabii. çalışıyoruz. İnsanlarımıza güzel ve kaliteli bir program yapmaya çalışıyoruz ve sizin gibi kaliteli konuklarla oluyor bu. Açıkçası. Ben sözünü kesmiş gibi oldum ama bir cümle bir şey söylemek buyurun. İstiyorum. Niye çok ihtiyaç var? Çünkü artık insanlar yavaş yavaş popüler kültürün kendilerine dayattığı ucuz işlerden artık sıkılmaya başladılar ya. Sıkılacaklar ama bir dönem bu dönem oldu. Bence tabii. bitecek bu dönem de bitecek. Sıkılmalılar da. Sıkılmakta da çok haklılar. Sıkılsınlar ve böyle gerçek sanatı yapmaya çalışan ve bundan konuşmaya gayret eden programları da izlesinler, evet. bir şeyler öğrenip zaten kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Son dönemde sen de takip edersin, ben de takip ediyorum. Etnik ve mistik müziklere talep çoğaldı. Çoğaldı tabii. Bunun nedeni olayın daha çok manevi boyutunu ve ruh olayı dedin ya biraz önce. Tabii. O yolu insanlar, gençler daha çok artık talep görüyor. Yani çünkü etnik ve mistik müzikte duygu ağırlıktadır. Yani görsellik değil, daha çok duygu ağırlıkta olan bir müzik olduğu için bunlar günümüzde daha çok ilgi görmeye başlayan dallar diye düşünüyorum. Ama şimdilik bir virgül verelim. Bence senin korolarına giremedik bir türlü koro konularına ama evet. Korolarından yine solist misafirimiz Neşe Asya Safran'dan bir eser dinleyelim. Yine Hüsnü efendim, Üstün'le devam edelim. Evet, yine değerli bestekar Hüsnü Üstün'ün eseri. Efendim, Aşkımız Ne Güzeldi adlı Hicaz şarkısı. Beş sesten yapıyoruz galiba bunu değil Beş mi? Beş ses yapıyoruz. Evet. Ve solistimiz Neşe Asya Safran, beste Hüsnü Üstün, sözler Aşkın Tuna efendim. Bir kısa taksim alalım senden. Kararname var başta. Peki, okey. Bir saniye. Konuşacak çok şeyimiz var. Taksimi doldurmayalım. Sendeyiz. Thank you.
güzeldi. Bittiğinde anladım, pişmanlıklar faydasız. Gittiğinde anladım, aşkımız ne güzeldi. Bittiğinde anladım, pişmanlıklar faydasız. Gittiğinde anladım, seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini. Ben senin değerini gittiğinde anladım, seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini. Ben senin değerini gittiğinde anladım. Solistimiz Neşe Asya Safran'a çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yorumdu gerçekten. Ahmetciğim, bu korolar, senin bir koron yok. 2-3 tane koro çalışman var ve gerçekten güzel sesler de var gördüğümüz kadarıyla. Burada birkaçı var. Ne yazık ki hepsini buraya davet edemedik ama inşallah çok geniş bir kapsamlı bir program yaparsak tabii topluluk olarak da almak isteriz. Nasıl geçiyor çalışmalar? Nasıl gidiyor koro çalışmaları? Çok güzel, çok keyifli geçiyor. Ben ilk olarak 2010 yılında bu işe, koro işine başladım. 2010 yılında o zaman Küçükçekmece Belediyesi'nin 3 tane kültür sanat merkezinden 2 tanesinde Türk Sanat Müziği koroları vardı. O işi bize tevdi ettiler. Orada çalışmaya başladık. 3 yıl orada çalıştım. Ondan sonra oradan ayrıldıktan sonra 1 sene kadar bir koro çalıştırmadım. Çünkü iki koro birden orada çalıştırıyorduk ve çok ciddi zaman harcamak gerekiyor. Çünkü ben koro çalışmalarında, işte koristlerimiz de buradalar, biliyorlar. Şarkıları hep birlikte çalalım da evlerimize dağılalım gidelim değil. Bu zaten bunun için hocaya gerek yok ki, evde de bir radyo açsan birlikte eşlik edip okuyorsun zaten. Orada bildiklerimizden çok fazla teknik detaya girmeden, oraya çünkü insanlar tabii hobi olarak geliyorlar. Evet. Bu işin eğitimini almamışlar, almıyorlar. Zevk için bu işi yapıyorlar. Evet. Ama çok teknik detaya girmeden orada bildiklerimizden de bir şeyler öğretmeye gayret ediyoruz. Eyvallah. Bu şekilde çok keyifli oluyor çalışmalar. Böyle olduğu zaman da çok vakit ayırmak gerekiyor. Hı hı. 2013'te ben oradan ayrıldıktan sonra bir sene kadar işte bu aranjörlükle ilgili çalışmalara ağırlık verdim. Evet. Ondan bahsedeceğiz birazdan. Evet. Bununla ilgili, çünkü sen bu işin içindesin, biliyorsun. Çok komplike, çok karmaşık müzik programları var. Yani doğrudur. Bırak kullanmayı, alıp bilgisayara yüklemek bile ciddi maharet istiyor. Neredeyse kesinlikle, yazılımcı olmak istiyor. Kesinlikle. Bu programları alıp bilgisayarda kullanmayı öğrenmek,
bir yandan da aranjörlük anlamında kendini geliştirmeye çalışmak çok ciddi bir zaman istiyor. Bir sene o işlere ben ağırlık verdim. Onun neticesinde neler çıktı onları da birazdan konuşacağız. Evet. Şimdi sonra Beylikdüzü korosunda evet. geçen sene Buyurun. Başladık. 2014-15'te bir avcılarda bir özel koro çalıştırdım. 2015'te geçen sene Beylikdüzü Belediyesi'nde göreve başladık. Oranın Türk Sanat Müziği Korosu'nu çalıştırmaya başladık. Aynı zamanda Halkalı'da Avrupa Konutları Atakent Etabı'nın da geçen sene bir Türk Sanat Müziği kuruldu. Hı hı. O işi de benden rica ettiler. Eyvallah. Orayı da başladık. İkisinde de ikinci senemiz Maşallah. Bu sene. Maşallah. Uzun vadeli olsun inşallah. Güzel konserler dinleyelim, izleyelim i̇nşallah. Sizlerden. Teşekkür ederim. Şimdi değerli seyircilerimiz, tabii Hayatın Ritmi programı devam ediyor. Biraz sonra bir ara daha vermemiz gerekecek. Ama aradan sonra sizlerle, tabii konuklarımla ve özellikle Ahmet Saad Çelik'le senfoni ile Türk müziğinin teknik birleşimi konusunda konuşmak istiyorum. Çünkü kendisi müzik teorileri uzmanı aynı zamanda. Çünkü hem senfoni çalışmaları var, aranjörlük yaptığın için. Özellikle yapmış olduğu kendi bestesini de biraz sonra icra edecek bize. Enstrümantal olarak, burada tek ses olarak icra edeceğiz ama aslında senfonik altyapısıyla bir gün inşallah dinleriz senden onu. İnşallah. Aynı zamanda da değerli bestekar Hüsnü Üstün'ün eserlerinden, saz eserlerinden oluşan güzel bir albüm yeni çıktı. Evet. Bununla ilgili de kendisi hem yönetmenliğini hem aranjörlüğünü yaptığından dolayı onunla ilgili sohbetlerimiz olacak. Ama tabii sizlerden bunun öncesinde kısa bir ara rica ediyoruz efendim. Yine kısa bir aradan sonra sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli seyircilerimiz, yine değerli konuğum Ahmet Saadi Çelik'ten güzel bir enstrümantal eser dinledik. Bu eserimiz yine beste Hüsnü Üstün'e ait olan Muhayyel Kürdi Medhal'di efendim. Şimdi bu bölümde birazcık aranjörlük. Evet. Senin aranjörlük olarak yaptığın faaliyetlerin var. Özellikle son dönemde çıkmış olan değerli bestekar Hüsnü Üstün'ün eserlerinden, saz eserlerinden oluşan bir çalışma vardı. Bu çaldığımızda o evet, albümdeki aranjörlük, eserlerden önce, miydi? Aranjörlük şimdi çok basit bir şey değil. Bu seninle konuştuğumuz bir şey, yıllarca hep sohbet ediyor seninle. Aranjörlük aslında bir besteyi tamamen altyapı ve farklı çalışmalarıyla onu daha yeniden bestelemek, yeniden diyorum besteleme ben ona. Gibi bir şey aslında. Evet. Ama Türk musikisinde
çok daha dikkatli ve itina göstermek gerekiyor ki, çünkü bestenin özelliğini bozmamak için. Tabii. O yüzden senden bu çalışmaların hakkında biraz bilgi alalım. Her müzik de öyle aslında. Şimdi aranjörlük çok zor bir şey. Senin dediğin gibi biraz bu işi de maalesef ucuzlattıkları ve ucuz yaptıkları için belli kesimler tabii ki. Evet. Çok iyi aranjörler var. Ondan dolayı basit bir meseleymiş gibi ele alınıyor. Hayır, aranjörün bir defa ben ona bir bestelenmiş bir eseri tekrar bestelemek gibi görüyorum aranjörlüğü. Evet. Öyle tanımlıyorum. Bunu yapabilmek için de bir defa çok iyi bir donanıma sahip olmak lazım. Çok iyi belli müzikleri, çok sesli müziği tabii en başta. Evet. Çok iyi bilmek lazım. Ben 2012'den beri aşağı yukarı 4-4,5 senedir bu çok sesli müzikle ilgili kendimi geliştirmeye gayret ettim. Çünkü maalesef bizim ülkemizde Türk müziği altyapısından yetişenler de bir kısmında, tabii ki hepsinden bahsetmiyorum, çok engin görüşlü, çok aydın fikirli müzisyen arkadaşlarımız da var. Evet. Ama bazı bağnaz kesimler Batı müziğini yokmuş gibi varsayıp buna karşı bir tavır almış durumdalar. Aynı şey Türkiye'deki Batı müzikçilerin bir kısmında da var. Hı hı. Onlar da bizim makam müziğimizi, Türk musikisini görmezden gelip yokmuş gibi davrananları var içerisinde. İkisi de yanlış yapıyor. Evet. Dünyada konu ne olursa olsun hiçbir konunun bağnazı olmamak lazım. Her zaman kesinlikle aydın fikirli olmak lazım. Ben de buradan yola çıkarak Batı müziğini de zaten severim. Yani çok güzel eserler bırakılmış bugüne, geçmişten bugüne kadar. Evet. Bunları zaten severim ve bu işi araştırmaya, kendim öğrenmeye başladım. Sonra aranjörlük çalışmalarımı ilk başta ben kendi yapmış olduğum kendi beste çalışmalarımda denemeye başladım. Hı hı. Sonra tabii işte eşti, dosttu, sosyal medyada koyduğun bazı örneklerdi, şuydu buydu derken duyulmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş insanlar, eğer iyi de bir şey yaptıysan, buna teveccüh etmeye başlıyorlar. Evet. Albüm süreci şöyle oldu. Besteci Hüsnü Üstün, üstadım, büyüğüm tabii, eserlerini korolarımızda öğrencilerimize geçtiğimiz, hı hı, değerli bir, son dönemin değerli bestecilerinden. Kesinlikle. Senin de dediğin gibi. Hele de şu anda Türk musikisinde pek fazla üretimin de yapılmadığını, hı hı, yeni eser çok fazla üretilmediğini düşünecek olursak, ben burada Hüsnü bir şey Hoca bu anlamda çok kıymetli. Yani ben Hüsnü Üstün'ün eserlerini dinlerken ne fark ediyorum biliyor musun? Günümüzdeki besteler arasında, yani duyguyu bulabiliyorsunuz o eserlerde. Evet. Yani günümüzdeki bestelerde duygu eksikliği çok fazla. Bravo. O duyguyu veremeyince besteci, eser tabii ki kaliteli ya da akademik açıdan değerlendirdiğim zaman makamsal çalışmalar olarak güzel bir çalışma ortaya çıkmış olabilir mi? Duyguyu verebilmek o bestecinin ekstra bir özelliği tabii, bence. Tamamen teknik bir eser yaptığınız zaman karşı tarafa çok fazla bir şey veremiyorsunuz. Ama bu eserlerde onu görebiliyoruz. O yüzden çok tabii, değerli bir bestekar bence. Tabii çok. Şimdi biz Hüsnü Hoca'yla bir vesileyle bir değerli ressamın atölyesinde bir konser provası vardı. O esnada tanıştık, bir araya geldik. Benim provada işim bitmişti, çıkacaktım. Hüsnü Üstün birazdan gelecek dediler. O zaman dedim kalayım da bir tanışmış olalım. Evet. Sonuçta hep eserlerini öğrencilerimize öğretiyoruz. Doğru. Değerli bir besteci. Tanıştık, bir ortak frekans oluştu. O da çok duygu adamı. Biz de naçizane duygu işiyle iştigal ediyoruz. Bu duygu içeren bir musikinin kesinlikle içerisindeyiz. Öyle. Ve hissiyatın insan hayatında çok önemli bir yer olduğunu düşünen kişilerden olmaya çalışıyoruz. Öyle güzel bir ortak frekans oluştu. Sohbet ederken hoca dedi ki, ya sizin var mı bir beste çalışmanız? Siz beste yapıyor musunuz? Evet. Dedim vallahi hocam, tabii sizin yanınızda şimdi bestecilik iddiasında bulunmak olmaz ama madem hani öyle söylediniz, bir o sıralar yeni yaptığım bir Kürdili Cazkar şarkı vardı. Ona da bir aranjman yapmıştım ben. Dedim ki yanımda tambur var ama canlı çalıp tamburla, hani tambur ve ses kuru kuru olacağına, ben buna bir aranjman yapmıştım. Onu açayım da oradan aranjmanlı haliyle bunu bir arzu ederseniz dinleyelim. Hı hı. Hay hay dedi. Açtım ben şarkıyı. Hoca dinlerken çok pür dikkat dinliyor tabii. Sürekli alttaki kemanları falan takip ediyor. Yanındakine bak bak, kemanlara neler yaptırmış falan diye. Sürekli orayı, müzisyen tabii algıda tabii seçicilik. Tabii detaya bakıyor. Tabii, biz hemen işin o kısmını, altyapısını duyuyoruz ya. Bu şekilde çok büyük bir alakayla dinledi ve bittikten sonra ya dedi, ben dedi aynı zamanda saz eseri bestecisiyim, benim saz eserlerim de var dedi. Biz tabii hep şarkılarından tanıdığımız evet, için doğru, saz eserleri olduğunu ben de bilmiyordum o güne kadar. Şimdi burada araya giriyorum. Tabii, çünkü tabii, saz eserleri deyince yani günümüzdeki müzik ilgisi insanlarımızda tamamen sözlü.
olduğu için evet. Yani insanlarımız tamamen söz olmadan müzik dinlemiyoruz neredeyse. Aslında Türk musikisinin en önemli bir formu da saz eserleridir. Yani hem saz eserlerinin içinde de farklılıklar var. Peşrevler var, saz tabii. Semaileri var, longalar var, sirtolar var, methaller var. Yani bu çok büyük bir özelliktir. O yüzden bilinmiyor ve üstün üstün de bu eserlerin bilinmesi gerekiyor. Sen de bu gerekliliği tabii. Yerine getiren bir yönetmen ve aranjörsün. O yüzden öyle çok önemli. Öyle nasip oldu. Saz eserleri Türk müziğinde de Batı müziğinde de çok önemli. Yani bir senfoni dinlediğiniz zaman ya da bir peşrev, saz semaisi dinlediğiniz zaman 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 sözle ifade edilse yetersiz kalacak, kalacak bazı duyguları orada melodi haliyle sazlardan duyuyorsunuz. Evet. Ve bu açıdan daha da zordur aslında. Çünkü doğru. Sözü bestelediğiniz zaman biraz söz işi yönlendirir, işi kotarır. Hı hı. Bestenin zayıf kaldığı bir yer varsa bile. Ama saz eserinde öyle değil. Tamamen baştan sona işi bestenin götürmesi lazım. Kesinlikle. Benim dedi saz eserlerim de var. Bunu ben albüm yapmak istiyorum dedi. Birkaç teklif geldi ama ben çok monoton buldum. Beğenmedim onları. Sizin bu aranjmanınızı, bu aranjman tarzınızı, aranjörlük tarzınızı çok beğendim. Bu albümü ben size yaptırmak isterim. Birlikte çalışabilir miyiz dedi. Çok da mutluluk verici bir şey. Böyle camiada Allah uzun ömürler versin. Bugün kesinlikle. Hala hayatta olan. Selam olsun. Evet, kendisine selamlar, hürmetler yolluyorum buradan. Evet. Böyle birisinden bu teklifi almak. İki tane eseri denedik. Ben bir ufak demo yaptım. Sonra hocaya dinlettim. O anı hiç unutamam. Hoca o benim yaptığım demoyu dinlerken gözlerini kapatıp eliyle şöyle yaparak dinledi. Acaba beğenecek mi şeyiyle, tedirginliğiyle evet, gitmiştim. Doğrudur, bunu tabii. Gördükten sonra tamam dedim mutluluk biz. Mutluluk verici bir olay evet. Gerçekten, gerçekten. Demek ki güzel yapmışız. Eyvallah. Sonra onun süreci başladı. Albümü yaptık, bitirdik. Hüsnü Üstün Saz Eserleri, Hüsnü Name ismiyle Elenor Müzik firmasından evet. Evet. Piyasaya çıktı. Hı hı. Efendim müzik marketlere dağıtıldı. Hayırlı olsun inşallah. Devamı gelsin senin çalışmalarını diyorum. İnşallah. Şimdi bu çalışmalar yaparken tabii senin kendi bestelerinden dinlettiğin için bu duruma geldik aslında. O yüzden bence burada o senin yapmış olduğun besteyi senden dinleyelim diyorum. Çünkü yine saz eseri Muhayyer Kürdi makamında mıydı? Yok, Kürdi Cazker saz eseri. Efendim bu beste de Ahmet Salih Çelik'e ait bir saz eseri. Gerçekten ben daha öncesinde buluştuğumuzda Ahmet'le dinledim bunun aranjman şeklinde olanını. Yani mükemmel bir eser. Estağfurullah. Ama bugün sizlere tabii ki bizim programımızın format gereği biz programımızda tamamen canlı performans, canlı icra yapıyoruz. O yüzden bir altyapı sunamayacağız ama bir yaylı tambur ve bendeniz size eşlik edeceğim. Ne ritimle. Fark etmiş olacak onu anlatalım. Tabii buyurun. Şimdi ben bilimsel olarak da çok önemli çünkü. Tabii ben bu süreç içerisinde çok sesli müzikle aranjörlük çalışmalarını bir arada götürdüğüm süreç içerisinde bu senfonik altyapıyı kendi yapmış olduğum enstrümantal parçalarda kullanmaya başladım. Hı hı. Bu tarzın zaten dünyada bir ismi var. Etnik senfonik diyorlar. Evet. Etnik senfonik yani senfonik bir altyapının önünde etnik bazı enstrümanların, etnik müziklerin icra edilmesi, bu ikisini bir arada yapılması. Bunun ben bizim Türk musikisi makamlarında yapmış olduğumuz eserlere daha bir boyut kazandırdığını, eseri daha bir üç boyutlu hale getirdiğini düşünüyorum. Evet. O şekilde yaptığım çalışmalarda kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Ha, bu şu anlama gelmiyor tabii bizim makamlarımız, müziğimizin o tek sesli, unison müziğimiz duygu ifadesi için yetersiz mi? Hayır, asla değil. Gayet de yeterli. Hatta fazlasıyla ifade ediyor. Ama herkesin tabii bir müziği algılama ve yorumlama biçimi var. Evet. Ben de bu etnik senfonik tarz üzerine yoğunlaşıp senfoni enstrümanlarıyla bizim Türk musikisi makamlarını ve enstrümanlarını bir arada kullanarak böyle bu musikiyi, bu saz eserlerini, bu enstrümantal parçaları daha üç boyutlu bir hale getirmeye çalıştım. Şimdi, i̇nşallah bir albüm yapacağız. Orada inşallah duyum olarak da dinlerler. Eseri dinleyeceğiz birazdan ama sen bunları söylerken aklıma bir şey daha geldi. Şimdi efendim bu eserleri, Türk musikisi eserlerini batı altyapısıyla diyoruz ya, aranje ediyoruz. Birleştirebilmek için hem Batı musikisini, müziğini iyi bilmek, hem Türk musikisini iyi bilmek gerekiyor. Yani birini iyi bilmemiz de yapabileceğimiz bir olay değil. Yani bir müzik bilimci olmak gerekiyor aynı zamanda ve
iki müziği de çok iyi bilmek gerekiyor. Sen son 4 senede çalışmalarını o şekilde yaptığın için, araştırdığın için bu şekilde bir toparlama yapmışsın. O yüzden çok değerli. Yani herkesin, her müzisyenin yapabileceği bir şey değil. Bir de şunu da yapmak gerekiyor. Müzikte, bilhassa bu gibi çalışmalarda iş bölümü diye bir şey yapmak lazım. Hı hı. Nedir o? Şimdi senfoni orkestrasını koydunuz. Bütün melodiyi onlara gereken partisyonu yazıp onlara çaldırdığınız zaman oraya etnik bir enstrüman çıkarmanızın hiçbir anlamı kalmaz. Kalmaz. Bütün hadiseyi Türk musikisi enstrümanları, etnik enstrümanlar götürdüğü takdirde bu defa arkada bir senfoni orkestrası bulunmasının bir anlamı kalmaz. Evet. Dolayısıyla o paslaşmayı çok iyi yapmak lazım. Hı hı. Çünkü onlarda bizim Türk musikisindeki perdeler yok. Evet. Dolayısıyla müzik yapımız çok farklı. Dolayısıyla öyle bir şekilde bunu harmanlayacaksınız ki evet. Biri öbürünün önüne çok fazla geçmezken bir yandan da birlikte ortaya bir müzik çıkardıklarında karşı tarafa güzel bir iş bölümüyle o müziği enstrümanlara dağıtarak karşı tarafa güzel bir ifade kesinlikle sunmanız lazım. Yani doğru bir kompozisyon yapmak gerekiyor yani açıkçası. Çünkü iki sesinde, iki müziğinde, Batı ile Türk müziğinin aralıkları, ses aralıkları farklı. Çok otomatikman, farklı iki müzik tabii. Otomatikman nerede, hangi Batı müziğinin hangi enstrümanı kullanacağını iyi ayarlamak gerekiyor. Tabii. Çok kolay bir şey değil. Şimdi kendi yapmış olduğum enstrümantal eserlerden bir tanesini de inşallah belki bir iki sene içerisinde bu tarzda, bu etnik senfonik dediğimiz tarzda bir albüm yapmayı istiyorum, arzu ediyorum. İnşallah. Ama olur. O konuda üretim gerçekten zor. Yani senede iki tane, üç tane parça ya tamamlayabiliyorsunuz ya tamamlayamıyorsunuz. Dolayısıyla ne zaman bir albüm olacak bunun hale gelir? Bunun nedenini de açıklayalım biraz. Çünkü enstrümantal eser bir şarkı gibi belli bir hani bir giriş, nakarat meyandan değil de tabii. Yani diyelim bir peşrevin 4 tane hanesi var. 4 tane farklı bölümden oluşuyor ve bir teslimi var. Yani bu enstrümantal eserlerin Türk musikisinde farklı farklı formatlarda yapılıyor. Saz eserleri böyle, longalar farklı, kaldı, belki iki tane ritim kullanıyor, farklı ritimde. Tabii kaldı ki bu benim bahsettiğim tarzda daha da serbest çalışıyoruz. Çok fazla formlara bağlı kalmadan biraz evet. daha serbest ifade etmek durumundayız. Hı hı. Böyle olduğu zaman sizi bağlayan birçok şey oluyor ve üretim yapmak, o duygu haline gireceksiniz, yeni evet. bir şey üreteceksiniz. Bunu senfonik altyapısıyla kafanızda tasarlayıp notaya alacaksınız. Hı hı. Tabii gerçekten üretimi zorlaştıran hem bir şey. Hem zaman hem gerçekten hem beyin olarak hem ruh olarak doğru bir zamanda bunları yapmak çok önemli. Tabii. Tabii umarız güzel şeyler çıkacaktır senden Ahmetciğim. İnşallah. Çıkmış zaten, onlardan birini dinleyelim. Dinleyelim. Onu başlamadan önce evet, şimdi buyur. Koro bahsinde ben değerli koristlerimizi evet. hem takdim etmek hem onlara tabii, teşekkür tabii, etmek istiyordum. Buyurun buyurun. Sonra bu aranjörlük meselesini konuşmaya başladık. Tabii heyecanlı olduğumuz bir alan. Hemen oradan devam ettik. Kesinlikle. Şimdi Beylikdüzü Korom'dan benim iki senedir derslerime devam eden iki değerli koristim. İktisatçı, muhasebeci, mali müşavir, değerli Hanefi abim benimle birlikte bugün kırmadı geldi sağ olsun. Çok sefa teşekkür verdiler. Ederim sağ kendisine. Teşekkür ederiz. Derslerde ezelden aşinamı ben bu sene repertuarı aldım. Onu da çok güzel okuyor. Harika. Ya dedim bunu programda canlı da kesinlikle. Okur musun? Sağ olsun. Çok da onu güzel da oldu. Kırmadı. Çok da güzel sağlık. Okudu. Efendim Neşe Hanım, o da diş tabibi asistanı kendisi. Hobi olarak bu işleri yapıyor ama az önce yorum çok iyi. Seyirciler de duymuşlardır. Evet. Bir profesyonel solist gibi gayet güzel icra eyvallah. Etti. Ağzınıza sağlık gerçekten. Neşe sana da çok teşekkür ederim. Beni burada yalnız bırakmadın. Evet. Onlarla çalışmalarımıza Beylikdüzü Belediyesi Türk Sanat Müziği Koromuz'da devam ediyoruz. Evet. Belediye bu konulara çok sahip çıkıyor. Sanata çok önem veren bir belediye. Yani bizim sanat branşları öğretmenleri olarak bir dediğimizi iki etmiyorlar sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Ne istediysek her şeyi bizim emrimize amade bir şekilde soku veriyorlar ve konserler yapıyoruz, çalışmalarımızı orada devam ettiriyoruz. Onun için ben o katkılarından, o sanat dostu tavırlarından dolayı belediyemize başta başkanımız Ekrem Bey olmak üzere çok teşekkür etmek isterim eyvallah. Burada. Bir de Avrupa konutları 3. etabı, Atakent konutu dedik, konutları dedik. Orada da çalıştırdığım koro var. Evet. Orada bu yıl yeni başlayan öğrencilerimizden Gül Hanım
Hoş geldiniz. Oranın en genç öğrencisi olunca ben de dedim ki bizim musikiyi biliyorsun ihtiyar musikisi zannediyorlar. Hiç öyle değil. Gençlerimiz de seviyorlar aslında. Tabii, var. Gençler de seviyorlar, biliyorlar ama tanımıyorlar. Tanısalar zaten sevecekler. Kesinlikle. Gül Hanım da bir üniversite öğrencisi. Harika. Bu musiki ilgisini çekmiş ve orada bizim koro çalışmalarımıza başladı. Hı hı. Oradan da oradaki koromuzdaki koristlerimize de buradan çok selam ederim. Selam olsun. Orayı temsilen de buranın en genci sensin. Sen bize eşlik et dedim. O da sağ olsun kırmadı bizi geldi. Çok teşekkür ederim sana da. Ayaklarına sağlık. Buradan bizi izleyen hem sizin Ahmet Bey'in korolarındaki ve tüm seyircilerimize selam ediyoruz efendim. Bu eserleri... Koristlerime ayrı selam ediyorum. Onlara torpil geçeyim. Buradaki muhabbetimiz, sohbetimiz, eserlerimiz bütün seyircilerimiz için. Onların seveceğini ve bizi severek izleyeceğini ümit ederek bu eserleri sizlere sunuyoruz efendim. Şimdi icra edelim mi? Öyle yapalım. Kürdili Asker makamında küçük bir enstrümantal bir parça yapmıştım ben. Evet. Bu da işte dediğim gibi herhangi bir forma da uymuyor aslında. Biraz 10'a 8'lik bir usulü olduğu için sanki bir saz semaisiymiş gibi bir havası İzlenim var ama veriyor. Değil. Daha serbest çalıştım. Belli bir temayı çok sesli altyapıyla yaylı tamburun solist enstrüman olacağı şekilde bir çalışma yaptım. Böyle bir düzenleme yaptım. Evet. İnşallah albüm olduğu zaman bunu dinleyecekler. Şimdi tabii o çok sesli altyapı olmadığı için bunu tek sesli haliyle yaylı tamburla çalacağız. Sen de ritimle eşlik edersen çok mutlu olurum. Tabii. Ben senden ritim dinlemeyi özlemişim. Albüm çıkarınca bıraktın bu işleri. Evet, pek fazla biraz... ritim çalmıyorsun. Elimizden senden, geldiği kadar vurmaya çalışıyoruz ama tabii eskiden daha çok seninle birlikte yaptığımız programlarda ritim çalardım. Ama günümüzde biliyorsun son 2-3 senedir hatta daha çok sesimizle ön plana çıktığımız bir dönem oluştu. Ya o eyvallah. O zaten ona hiçbir itirazımız yok. O güzel sesinden insanlar nasiplenmeliler. Eyvallah, hiç olmazsa insanlara çalmıyorsan en azından bizi mahrum etme. Çalıyorum işte. Bugün sizin için çalıyorum. Tamam. Enstrümana küsme sakın. Enstrümana yok. Küsülmez. Yok, küsülür mü? Senden bendir dinlemeyi özlemişim vallahi. İyi oldu. Böyle epeydir de karşılıklı çalmıyorduk. Uzun zaman oldu. Bu vesileyle bu vesileyle karşılıklı da çalmış oluyoruz. Eyvallah. Şimdi bu Kürdili Cazkar saz eseri diyeyim belli bir formda olmadığı için. Hı hı. Bunu ben başta küçük bir istersen Kürdili Cazkar taksim edeyim. Olur, olur. Oradan parçaya bağlayalım. Tamam. O şekilde birlikte çalarız. Evet. Thank you.
harika bir eser gerçekten. Duygu yüklü bence. Bence duygu yüklü. O yüzden çok senin güzel bir eser. Senin beğenmene sevindim. Bu işten anlayan iyi bir müzisyenden onayı almış olduk. Demek ki estağfurullah. Ben acizane bilgim kadarıyla yorum yapıyorum. Tabii büyük üstadlar mutlaka güzel yorumlarını yapacaktır bu esere. Ben de elimden geldiği kadar bilgim doğrultusunda tabii ki kulağımın yettiği kadarıyla beğendiğimi tabii söylüyorum. Tabii bizler demin senin söylediğin gibi teknikle duyguyu bir arada götürmeye, bir arada algılayıp uygulamaya gayret eden insanlarız. Evet. Korolarda da mesela değerli korist misafirlerim biliyorlar. Evet. Eserleri öğretirken sürekli duyguyu ön plana almaya çalışıyorum. Duygusuz okumayalım arkadaşlar. Burada daha alçak sesle okuyalım. Bakın burada bir eserin bu kısmında bir yakarma ifadesi var. Burayı bağırarak okumamalıyız. Burada daha duygulu okuyalım. Burada şimdi yükselelim falan şeklinde gibi. Eserin duygusunu da vererek orada eserlerimizi geçmeye çalışıyoruz. Korolarımızın böyle de bir farkı var diyelim. Kolay olmuyor ama gerçekten yorumculukta şimdi bir eseri yorumlarken ona duyguyu verebilmek bence zaman gerektiren bir şey. Yani tabii. Çok genç bir yaşta tabii ben de 96 yılında müziğe başladım. 20 sene olmuş. İlk zamanlarımı hatırlıyorum. Dinliyordum eserleri birilerinden. Yani diyelim şimdi isim vermeyeyim ama güzel yorumları dinliyorum. Ve aynı şekilde o yorumu katmaya çalışıyorum. Tabii. Hemen olmuyor. Önce gerçekten insan bir donanıma sahip olacak. O donanım yavaş yavaş yorumunu böyle tecrübe kazanacaksın ve yorumda rahatlamaya başlayacaksın. Ve rahatladıkça bir bakmışsın çok farklı bir halde eseri icra etmeye başlıyorsun. Hem kendine güvenin önemi var burada hem de tabii ki donanımın önemi var. Şimdi yine devam edeceğiz programımıza sizlerle. Ahmet dostumla yine sanatı konuşacağız, müziği konuşacağız ve icralar olacak. Ama onun öncesinde efendim sizlerden yine kısa bir ara rica ediyoruz. Biraz sonra tekrar birlikte olacağız. Didesin
efendim. Yine çok değerli bir eserle, Arif Sami Toker'in ait çok güzel bir Nihavend şarkıyla Hayatın Ritmi programının son bölümün başlangıcını bu şekilde yaptık. Değerli konuğum Ahmet Sadi Çelik ve onun değerli korist dostları ve arkadaşlarıyla birlikte programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tabii korolardan bahsettik Ahmetciğim, çalıştırdığın korolardan ve senfonik ve Türk müziğinin birbiriyle olan bağlantılarından, senin aranjörlük vasfından bahsettik. Şimdi bir şey sormak istiyorum burada. Koro çalıştırıyorsun ama koroda, yani koroya gelen insanlar tabii müziğimizi öğreniyorlar, müziğimizi icra ediyorlar. Ama bu koroda onlara şarkı söylemek gündelik hayatlarına nasıl bir etki yapıyor? Evet. Yani sen bunu da, çünkü biraz önce bahsettik, psikolojik ve motivasyon olarak bazı etkileri var. Makamların nasıl etkisi varsa, koroda sosyal bir ortamda, tabii ki belli bir yaştan sonra korolara gidenlerin oranı daha fazla ama gençlerimiz de geliyor. Ama gündelik hayatı çok olumlu olarak etkilediğini biz biliyoruz. Evet. Sen nasıl gözlemliyorsun bunu? Ben buna tek kelimeyle önce ifade etmek gerekirse terapi diyorum. Biz orada, hatta korolarda ilk derste, derse başlarken arkadaşlar diyorum, terapi merkezi burası. Terapiye hoş geldiniz. Sizleri burada terapiye tabi tutacağız. Evet. Ne yapıyoruz? Nasıl terapi yani? Şimdi bugün en büyük sorunu insanlığın nedir? Stres değil mi? Depresyonlar. Evet. Maalesef insanlara leblebi gibi antidepresan ilaçlar içiriyorlar. Evet. Doktora, bir psikoloğa ya da bir psikiyatriste gittiğiniz zaman, kapıdan girdiğiniz zaman daha derdinizi anlatmaya başlamadan o reçeteye antidepresanları yazmaya başlıyor bile. Evet. Ve toplumda, hatta geçen akşam bununla alakalı bir program izliyordum. Geçen yıl 55 milyon kutu antidepresan ilaç satıldığını söylediler Türkiye'de. 2015 yılında. Kötü bir rakam yani, çok 55 milyon kutu antidepresan, düşünebiliyor musun? Amaç ne? Gündelik hayatın bizi içine soktuğu stresin getirmiş olduğu küçük ya da büyük depresyonlardan korusun. Kurtulmak. Kurtulabiliyorlar yani mı? Hayır. Kurtulmak, öyle mi? Kurtulamıyorlar. Ama o ilacın yan etkileri var vücudumuzda. İlacın dünyaya kadar yan etkisi var. Sinirsel bir durum için ilaç alıyorsunuz, antidepresan alıyorsunuz. İlacın prospektüsünde ruh hali bozukluğu yapar yazıyor. Gibi. Davranış bozukluğu yapar yazıyor. Evet. Senin evet. Amacın bunları çözmek zaten. Evet. Yani bu işe biz musikiyle çözüm buluyoruz korolarımızda. Hı hı. Şimdi geçen derste de söyledim. Türk musikisinde tabii hüzünlü makamlar var, hüzünlü eserler de var. Ama bunlar da bizim orada koro çalışmalarımızda, korolarımıza katılan koristlerimizi hüzne ya da bir melankoliye, bir depresyona sürüklemiyor. Tam tersine insanlara orada bir rahatlama sağlıyor. Evet. Ben bu anlamda son zamanda çok güzel bazı geri dönüşler aldım. Çünkü bu da hani müzisyenin kariyerini bir ağaca benzettim ya başta. Evet. Bu olay da aslında bir tohum ekmek ve onun neticelerini almak gibi bir şey. Koro çalışmalarına Beylikdüzü'nde ve işte Avrupa konukları 3. etaptaki koro çalışmalarımıza geçen sene başladık. Bu sene 2. sezonumuzun ortası bu ikisinde de. Şimdi ben tabii belli bir yol kat etti orada öğrenciler. Bunların içerisinde tabii buradaki değerli misafirlerimiz, benimle birlikte buraya gelen değerli koristlerim gibi bu işi eskiden beri yapanlar da var. Hı hı. Ama sonradan başlayanlar da var. Evet. Hatta sen Neşe ilk benle başlamıştın galiba, değil mi? İlk benim korumda başlamıştın. Onlar da belli bir yolu kat ettikten sonra şunu fark etmeye başladılar kendilerinde. Hocam dediler, biz koro dersine, koro çalışmasına geliyoruz. Orada kuş gibi rahatlayıp eve öyle gidiyoruz. Böyle bir kuş gibi kanat çırparak neredeyse eve gidiyoruz. Çok rahatlıyoruz. Dedim ki zaten amaç bu. Biz burada insanları ilaçsız, antidepresansız, depresyondan, günlük sıkıntılardan ve stresten kurtarıyoruz. Evet. Bu sıkıntıların dışına çıkarıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte şurada bulunan notaların esrarıyla diyelim.
Sırlar değil mi? Esrar, evet, sırlar evet, demek. Evet. Burada büyük sırlar var. Nedir o sır? İşte bir şarkı, az önce Nihavend makamında bir şarkı okuduk birlikte. Ne oldu? Ruhumuzun şenlendiğini, hani o Kazasker Mustafa İzzet demişti ya, işte az önce anlattık. Evet. Ben kulunuz diyor, bunları önce güldürdüm, sonra ağlattım ama ruhlarında olanın farkında değiller. Şimdi biz ruhumuzun, ruhumuzda olup bitenin farkındayız. Farkına varıyoruz ve bu eserlerle. Eserlerdeki o esrarın, o sırların bizde oluşturduğu şeylerden evet, bir tanesi de ruhsal rahatlamadır. Evet. Ama şimdi burada yine araya gireceğim. Kusura bakma. Estağfurullah, lütfen. Çünkü aklıma bir şey getirdin. Şimdi bu eserlerin içindeki esrarı bulmaya çalışıyoruz ama bu korolarda son dönemde biliyorsun korolar çoğaldı. Bu korolarda geçilecek olan eserleri de o zaman çok iyi bir şekilde, titiz bir şekilde seçmek gerekiyor değil mi? Çünkü tamam Türk sanat müziği formunda olabilir ama burada sözler de çok ön planda. Tabii. Yani sözlerin ne demek istediğini, bize ne anlatmak istediğini anlamamız gerekiyor. Çünkü beste yapılırken bir besteci sözü önce eline alıyor, söze bakıyor. Sözün ne demek, o söz tabii, bize ne anlatıyor, nasıl bir hikaye anlatıyor. Ona göre bestedeki melodilerini seçiyor. Tabii. O yüzden bu melodilerle o sözleri bize iyi nakledebilecek iyi besteler. İyi bestecilerin bestelerini. İyi bestecilerin iyi bestelerini biz korolarımızda geçmemiz gerekiyor. Tabii. Mesela bu konuda şimdi aklıma rahmetli hocam Selahattin İşli'nin güzel bir benzetmesini getirdin. Evet. Bestecilikle alakalı konuşurken dedi ki bir gün, oğlum dedi, böyle odasında yalnız yakaladığımız zaman, yalnız başımıza da girip ondan bir şeyler öğrenmeye hı-hı, çalışıp böyle birebir diyaloğa girdiğimiz hı-hı, zamanlar da oluyordu. En çok şeyi de o zaman öğreniyorduk zaten. Evet. Oğlum dedi, bestecilik terzilik gibidir dedi. Terzinin dedi eline bir kumaş verirsin, bir de bir manken verirsin değil mi? Bu kumaşı elbise yapacaksın, bu mankene giydireceksin. Tam o mankenin üzerine oturacak bir elbise yapması lazım terzinin. İşte bestecilik de böyledir dedi. Öyle bir beste yapacaksın ki burada dedi manken o şarkıyı meydana getiren şiir ya da şarkı sözü. Evet. Öyle bir beste yapman lazım ki dedi o şarkı sözüne güzel bir elbise dikeceksin. İyi terzilik yapman lazım dedi. İşte onun için bestecilik terzilik gibidir dedi. Kesinlikle. Ben de naçizane korolarımda iyi terzilerin evet, elbiselerini kullanmaya onu çalışıyorum. Belirtmeye çalışmıştım evet, ben de eyvallah. Ama tabii bunu yaparken şunu da yapmaya çalışıyoruz. Bizim Türk musikimiz sadece şu son 50 senede yapılan eserlerden oluşmuyor. Kesinlikle. Çok eski bir musiki. Yüzyıllar öncesinden o zamanın notasyon koşulları ve şartlarıyla bugüne kadar ulaşabilmiş eserler var, ulaşamamış eserler var. Ama bugüne ulaşabilmiş eserlerin içerisinden eski dönemlerde de ne gibi müzikler bu coğrafyada icra edilmiş? O zamanın insanları hangi müzikleri dinlerlermiş? Klasik dönem Batı müziğinde olduğu gibi bizde de var. O dönemlerin eserlerinden de zaman zaman koristleri yormayacak, günümüz müzik dinleyicisinin kolay algılayabileceği eserleri seçip koymaya çalışıyoruz. Mesela Avrupa konutlarında değil mi şeyi aldık bu sene. Yine bir Gül Nihal aldı bu gönlümü. Dede Efendi'nin meşhur. Evet. Hem aslında Batı müziği içinde barındıran melodik bestesi. Tabii zaten bestesi. O dönemki az önce bahsettiğimiz evet, olaylara nazire olarak evet, valse buyurun ben de yaparım evet, vals diye yapmış olduğu kesinlikle, bir eser olduğu rivayet edilir. Tabii ne, yani ne kadar doğru bilmiyorum. Çok değerli bir eserdir. Ama gerçekten müthiş bir vals yapmış. Kesinlikle. Neoklasik dönemimiz var. İşte şarkı formunun daha öne çıktığı. Hacı Arif Beylerin, Şevki Beylerin ön plana çıktığı bir neoklasik dönemimiz var. Klasik dönemle bugünkü çağdaş müziğin arasında bir köprüdür değil mi? Evet. O dönemden eserler almaya çalışıyoruz. Yani onlardan da fikir sahibi olabilecekleri şekilde ama iyi terzilerin elinden çıkmış elbiseleri alıp da orada defile yapıyoruz diyelim. Çünkü dediğimiz gibi iyi bestecilerden seçmenin nedeni bizi korolara gelen kişileri doğru ve motive edebilecek, doğru psikolojiyi verebilecek, doğru duyguyu amaca verebilecek. Yani. Amaç o. Amaca ulaşmak. Amaca ulaşmak. Şimdi bana mesela korolara gelen arkadaşlarımızdan olsun, onun dışında insanlar bazen şunu soruyorlar. Kimleri dinleyelim? Bugün işte evet, sosyal medyada... Evet, çok sık karşılaştığımız bir soru. Tabii, sosyal medyada ya da bazı video ya da müzik kanallarında birçok tabii artık arşiv gibi oldu oralar yani hı hı, bir sanatçının adını ya da bir şarkının adını yazıyorsunuz önünüze 500 tane video çıkıyor. Eyvallah. Hocam diyorlar kimi dinleyelim ne dinleyelim? Diyorum ki bakın bu konuda şey kıstas şu olmalı. İyi bestecilerin eserlerini dinleyin ve iyi yorumculardan dinleyin. Evet.
Onun dışında ben size kalkıp da şu makamda eser dinleyin, efendim şu formda eserler dinleyin, bunları söyleyecek değilim. Bu kişinin zevkine ait bir şeydir. Birisi segah makamından hoşlanır, birisi efendim nihavent makamından, birisi batı müziğinden hoşlanır, Türk müziği ayrı. Evet. Ama ne olursa olsun batı müziği de dinliyorsa o zaman Beethoven'ı dinleyecek. Gibi. Türk musikisi dinliyorsa işte Dede Efendi dinleyecek gibi. Dede Efendi belki dediğimiz gibi birkaç örnek eserin dışında biraz ağır olabilir ama yani besteci ismi özellikle söylemeyeyim. Evet. Ama iyi bestecileri takip etsinler. Anladım. İyi bestecilerin eserlerini iyi yorumculardan dinlesinler. Evet. O zaman gerçek musikiyi anlarlar ve mümkün olduğu kadar klasik icrayı tercih etmek lazım. Bugün maalesef o konuda da bir yakınmada bulunmuş olalım. Çünkü musikimizin bence en önemli sorunlarından bir tanesi. Maalesef klasik icra tamamen ortadan kalktı. Klasik icra denince akla çok böyle ağır çalınan, insanı bayan bir icra gelmeye başladı. Hiç öyle değil aslında. Değil. Adam gibi hakkı verilerek yapıldığı zaman. Ama bugün Türk musikimiz maalesef, biz onu müzisyenler arasında biliyorsun aramızda kum kapı icrası deriz. Kum kapıda fasıl restoranlarda çalındığı gibi Türk musikisi icra edilmeye başlandı. Bu Türk musikisine hem ihanettir yani, hem de bu müzisyenlerin kendi bindiği dalı kesmeleridir. Şurada yine ben biraz daha detaylandırayım diye söylüyorum. Klasik uslup bir beste yapılıyorsa, diyelim elimizde bir beste var. Bu beste belli bir nota kalıbında. Bu bestedeki yapılmış icra, bunun aynısını okumak klasik üslup oluyor. Ama bir boşluklarda, diyelim bir düz ses var ama o düz sesin olduğu yerde bir keman ya da bir orkestrada istediği her şeyi doldurup orada bir şeyler, kendince bir şeyler yapması, bu aslında müziğimizi yozlaştırıyor. Bozuyor tabii. Bozuyor. Dejenere ediyor. Dejenere ediyor. Çünkü her boşluk seste sanki biz bir şeyler yapmamız gerekiyor gibi düşünüyor o enstrümanist. O aslında orada o boşluğu vermesinin bir nedeni var. Dinlendiriyor orada seni. Tabii. Besteci onu bilerek özellikle. Evet. Bak Mozart'ın, ünlü batı müziği bestecisi Mozart'ın çok güzel bir sözü var bu konuda. Diyor ki asıl zor olan sade melodiyi çalmaktır. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Çünkü sade melodide mesela bir ölçü boyunca işte bir sol notası var diyelim. Dört dörtlük bir usulde olan bir eserde bir ölçü boyunca dört dörtlük bir sol notası var. Şimdi bilhassa enstrüman icracıları, sen çok güzel oraya pas attın, onu da söyleyelim. Evet. Enstrüman icracıları maalesef bugün Türk musikisinde o dört dörtlük notayı, uzun bir notayı gördükleri zaman hemen o arayı çeşitli işte namelerle, eserde olmayan, o anda kendi uydurdukları, müzisyenler arasında bunun işte isimleri var, belli isimleri. Bunlarla hemen doldurma gayreti içerisine giriyorlar. Ben buna çok karşı çıkıyorum. Diyorum ki ya besteci eğer oranın o şekilde icra edilmesi gerektiğini düşünseydi zaten onu notaya almaktan oraya, aciz değildi. O kolay değildi. Bir şey zaten oraya. O şekilde yazardı tabii. Yani. Orada senin dediğin gibi bir uzun bir ses, müzikte biliyorsun es diye de bir şey vardır. Es, evet, duraklama. Sus demek, sessizlik. Müzikte sessizlik de var. Evet. Es de müziktir ya. Evet, evet. Şimdi sen orada dört dörtlük bir notayı baştan sona doldurmak zorunda değilsin. Mozart'ın dediği gibi asıl zor olan senin o notayı dümdüz ve evet. duygusunu da vererek çalabilmen. Şimdi, asıl bunu yap. Biliyorsun usullerde de bu ritim çaldığım için örnekler verebiliyorum. Şimdi bir ağır aksak usulünü vurmak bir aksak kadar kolay değildir. Niye? Ağırlaşınca eser aslında zorlaşıyor. Yani takibin, duyumun daha dikkatli ve daha titiz olman gerekiyor. Enstrümanistler de acaba diyorum kolaya kaçma mı bu doldurmalar? Ben öyle düşünmeye başladım çünkü. Tamam, çok profesyonel, çok iyi sazında üstad olabilirler, eyvallah. Ama dediğin gibi bir besteyi gerektiği gibi yorumlamak gerekiyor. Yani aynı gideri neyse besteci onun tabii. bir giderini belirlemiş. O giderde o beste formunda o notalar üzerinden gitmek gerekiyor. İşte demin müzisyenin kendini yetiştirmesi kısmının ne kadar önemli olduğundan bahsettim ya. Hatta onu söylerken ne dedim? Okuldan mezun olup diplomayı aldığın günden müzikte profesyonellik noktasına geldiğin zaman arasındaki kendini yetiştirdiğin ve geliştirdiğin o sürede evet. ne yaptıysan sen osun. Olsun, doğru. Demek ki bu şekilde icra eden arkadaşlar bazı şeyleri eksik yapmışlar. Ne mesela? Klasik musiki repertuarı. Evet. Klasik musiki repertuarı meşk ettiğiniz zaman buradan bu işle ilgilenen, amatör ya da profesyonel olarak ilgilenen arkadaşlar da olduğu için seninki de bir kültür sanat programı.
biraz teknik konulara girebilir miyim gidiyoruz, dedim. Sen de gir dedin. Onun evet, için... akademik bilgi de veriyoruz. Evet, akademik bilgi de. Kültürel bilgi de, sanatsal faaliyet, hepsini konuşabiliyoruz. Tabii. Klasik musiki repertuarı olması gerekir. Yani son dönem eserleri şimdi tamamen ne bileyim işte son dönemde popüler olan, meşhur olan bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuara sahip olur da daha öncesinde bu musiki şu hale nasıl gelmiş onu bilmezsen eğer muhakkak ki icranda bazı eksiklikler ortaya çıkacaktır. Klasik dönem eserlerini bilmek lazım. Saz eserlerini enstrüman çalmasak bile. Evet. Herkes enstrüman çalmak zorunda değil ama solistler bugün iyi eğitim veren kurumlarda, konservatuvarlarda... Ses eğitimi bölümlerinde mesela tambur zorunlu bir enstrümandır değil mi? Neden? Çünkü Türk musikisi perdelerini o tamburun tuşesinden, klavyesinden kulağına görecek, tanıyacak. O sesler kulağına oradan dolacak. Dolacak, doğru. Çünkü Türk musikisinin piyanosu tamburdur. Evet. Mızraplı tambur için konuşuyorum tabii. Mızraplı tambur, evet. Ve mızraplı tamburdaki o perdeleri öğrenmeden o sesleri doğru düzgün vermek mümkün değildir. Değildir. Şimdi burada belki alaylı mektepli tartışması gibi algılayacaklar. Hayır öyle değil. Alaylı olup da o perdeleri de bilen insanlar var. Önemli olan bu işe biraz mesai harcamak. Biraz müzik bir lisandır değil mi? Solfej. Şimdi solfej dersleri de veriyorum ben. Öğrencilere, Neşe de solfej öğrencilerinden birisi. Evet. Ne dedim mesela ilk ders? Solfej dedim müziğin lisanıdır. Yani müziği kaleme almak. Evet. Yazdığın, çizdiğin lisan. Bu lisanı biraz öğrenmeye gayret etmek lazım. Yani şöyle diyoruz, icra yapabiliriz ama ilmini de öğrenmemiz tabii gerekiyor. Yani tabii müzik aslında bir ilimdir. Çok da bir deniz gibi, umman gibi düşünün. Yani kolay kolay tamamını bilme ihtimalimiz de yok. Yok. Biz birazını bildiğimiz kadarıyla herkesin belli bir kapasitesi vardır. O oranda herkes bilgisinin donanımını alıyor. Şimdi programımızda süremiz azaldı. Çok güzel bir sohbet oluyor Ahmetciğim. Harika gerçekten. Çok da umuyorum seyircilerimiz de bu sohbetten zevk almışlardır. Çünkü bilgi dolu bir sohbet oldu bence. Estağfurullah. Bildiğimizi paylaşmaya çalıştık. Yok. Tabii ki mutlaka paylaşım zaten en büyük ibadet. Biz o ibadeti yerine getirmiş olduk bence. Müzik adına öyle oldu. Bir eser yapacağız ama acaba eserleri arka arkaya mı yapalım? 3 tane eserimiz var. Evet, yani birbirine yakın böyle potpourri olarak icra edilen bazı eserlerden 3 tanesini arka arkaya koymuştuk. İstersen öyle yapalım. O zaman şöyle yapalım. Bir vedamızı yapalım. Arkasından bu eserlerle veda etmiş olalım seyircilerimize. Tamam. Öncelikle ben buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz gerçekten. O çok memnun oldum. Tekrar görüşmek istiyorum. Sizin gibi değerli korist arkadaşlarımla. Ahmetciğim sana da çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadın, şeref verdin, bizlerle birlikte oldun. Hem müziğe doyurdun hem sohbete doyurdun bizi gerçekten. Ben çok şeref duydum. Demin de söyledim, bu kanala da bir defa bundan dolayı ben tebrik etmek isterim. Eyvallah. Çünkü kültüre, sanata ağırlık veren programlar yapmak belki çok kar getiren işler değil. Bugün popüler kültüre hizmet ettiğiniz zaman her zaman kar edersiniz. Kesinlikle. Ama topluma çok da iyi şeyler vermezsiniz. Bu anlamda bu kanal kültür ve sanat anlamında bence çok güzel bir hizmet yapıyor. Kesinlikle öyle. Ve senin bu programının da ben uzun soluklu olmasını dilerim. Çünkü bugün Türkiye'de televizyonlarda gereksiz saçma sapan dizilerle insanların zamanını ve enerjilerini çalan yayınlar yerine böyle insanlara eğitici olacak, aynı zamanda araya müziği de alarak hem müzikal anlamda onları doyuracak hem de konukların anlattıkları, paylaştıkları bilgilerle insanların genel kültürünü, müzik bilgisini ve dolayısıyla da müziğe yaklaşmasını ve dolayısıyla da yaşam kalitesini yükseltecek bazı programlara çok ihtiyaç var. Bu anlamda seninki çok güzel bir program. Çok ben davet ediyorum. Ettiğin için çok teşekkür ederim. Umarız seyircilerimiz de senin düşüncelerine hak verir ve bizleri zevkle ve keyifle dinliyorlardır. Hemen eserlerimize geçelim. Peki. Ve efendim Hayat Ritmi programı bugünlük burada sona eriyor. Sizlere birbirine bağlı eserlerle veda edeceğiz. Önümüzdeki programlarımızda, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz esen kalın, hoşça kalın efendim. Evet, dalgalandım da duruldum diyerek başlayalım mı? Buyurun.
sen beni yar deyip de sinene sarsan beni. Ne olursun güzelim sevsen beni yar deyip de sinene sarsan beni. Bir gün öldürecek sonunda sen beni bir gün öldüreceksin. En sonunda sen beni, en sonunda sen beni. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel gördüm de soruyor bu gönlüm.
vefasızdı, o bir hayırsızdı, neden gönül ayrıldı? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı, neden gönül ayrıldı? Açıktı şimdi gözü, güneş gibiydi yüzü, o çok güzeldi ama yalancının biriydi. Ah, unut onu gönlüm, unut onu sende. Unut onu gönlüm, unut onu sende. Unut onu gönlüm.